bakalım. Cem Garipoğlu ölmedi mi konusunu önceki gün Beyaz Magazin Fark ile tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Hapishanede yerine başkası mı öldürüldü? Tüm bilinmeyenler şimdi özel haberimizde. Olay, olay, olay. Bir garip cinayet vakası 14 yıl sonra Beyaz Magazin farkıyla tüm Türkiye'ye duyuruldu. Bu anlamda bizim için önemlidir ama tabii bir vahim cinayet olarak, hunharca işlenmiş bir cinayet olarak. Bir haftadır üzerine gittiğimiz Cem Garipoğlu davasının aydınlanan dosyasında ikinci perde. Cem Garipoğlu ölmedi mi, kaçırıldı mı, mezarı neden açılmıyor? Avukat Rezanep Özdemir'in mezar açtırma talepleri neden kabul edilmiyor? Acılı bir babanın isteği neden geri çevrildi? Hapishanede Cem Garipoğlu yerine başkası mı kaldı? Peki Yahudi kökenli bir aileye mensup olduğu söylenen Cem Garipoğlu neden Müslüman mezarlığında? Ölüm tarihi hakkında ortaya çıkan hangi bilgiler çok düşündürücü? Olay iddialar ve yeni gelişmeler Beyaz Magazin'de. Türkiye günlerdir Beyaz Magazin aracılığıyla kapanamayan bir cinayet vakasının üzerine gidiyor. Ortaya atılan iddialar kan donduruyor. 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından cani bir şekilde öldürülen Münevver Karabulut'un cinayetinin üzerinden tam 14 yıl geçti. Fakat yankıları bir türlü geçmedi. Cinayetin perde arkasındaki sırları başarılı avukat Rezanep Özdemir katıldığı programlar aracılığıyla tüm gerçekliğiyle anlattı. Cem Garipoğlu'nun cinayeti nasıl, neden, nerede, ne zaman işlendi? Hepsini anlattı. Elbette cinayet bununla sınırlı değildi. Rezanep Özdemir o zamanın devlet kadrolarında çalışan bazı insanların kötü yollara düştüğünü, delil karartmaya başvurduğunu ve rüşvet aldığını dile getirdi. İddialar olay yarattı. Cem Garipoğlu'nun rüştünü ispat etmek amacıyla genç bir kızın hayatına ayin yoluyla son verdiğini açıkladı. Peki merak edilen konu o mezarda yatan Cem Garipoğlu mu değil mi? Cem Garipoğlu ölmedi mi? Hapishanede hayatına son veren kişi başkası olabilir miydi? İşte bu iddiaları geçtiğimiz gün Beyaz Magazin yorumcuları açık yüreklilikle masaya yatırdı. Hapse girmedi Cem Garipoğlu biliyor musunuz? Cem Garipoğlu hiç hapse girmedi. Cezaevine hiç girmedi biliyor musunuz Cem Garipoğlu? Cem Garipoğlu hapse hiç girmedi mi? Onun yerine hapse giren kişi ameliyat yoluyla Garipoğlu'nun kopyası mı oldu? Yüz ameliyatıyla joker kişi girdi. Dublör girdi. Cezaevine dublör girdi. Garipoğlu halen yurt dışında hayatına devam ediyor. Burada çok ciddi bir güç var. Sadece para gücüyle olacak işler değil bunlar. Ne zenginler var ne suçlara karışıyorlar da bu kadar entrika döndüremiyor kimse. Burada başka bir güç var. Yaşananların hepsi kurgu muydu? Şimdi gelelim Cem Garipoğlu'nun tüm isteklere rağmen bir türlü açılamayan mezarına. Bir yıl önce çekilen bu video yeniden gündeme geldi. Doğum tarihi Ekim ayının 29'u olan Cem Garipoğlu'nun ölüm tarihi ise 10. ayın 10'u. Bu sayılar bizim dikkatimizi çekiyor. Çünkü Yahudi kaynaklarında 10 sayısı ve Ekim ayı üzerinde çok duruluyor. Rosh Hashanah bir Yahudi bayramı olup yılbaşı olarak kutlanır ve Eylül ila Ekim aylarına denk gelir her yıl. Sinagoglarda ibadet ve tövbe edilerek geçirilir. Şofar borusu 10 kere üflenir. Yom Kippur isimli bayramlarında ise yine 10 gün süren tövbe sürecinden bahsedilir. Sizce ölüm tarihinin bu bilgilerle bir bağlantısı olabilir mi? Şimdi Rezanep Özdemir'in de röportajında dile getirdiği bu mayasız ayini çok dikkat çekici bir kere. Evet. Çok önemli bir detay. Artı şimdi Yahudi kökenli bir aileye mensup Cem Garipoğlu ama Müslüman mezarlığında gömülüyor. Gömülü olduğu iddia ediliyor tabii. Biz tabii mezarın açılmasını dile getirsek de Adalet Bakanlığı tarafından tabii reddedildi. Şu an gelinen son durum ne? Bir özel durum, sizde de özel bilgiler var. Bu ailenin arkasında Yahudi lobisi olup olmadığı konusunun kesinlikle artık açığa çıkması lazım. Bu her zaman altını çizeceğim ve ben bireysel olarak bile, yayın olarak bile, biz kanal olarak bile, programımız olarak bu zaten bu işin peşine bırakmayacağız. Evet. Yani bu işte, bu kamuoyuna mal olmuş davada bu kadar şaibe olan bir işin üstü kapatılamaz. Böyle bir şey yok yani. Adalet Bakanlığı da acilen bu mezarın tekrar açılması konusunu ele alıp izni çıkartıp o mezarlığın açılması lazım. Ailenin de ortaya çıkması lazım. Aile ortada böyle bu kadar konuşmalar geçerken, bu kadar iddialar ortaya dökülürken hiçbir şekilde hiçbir açıklama yapmıyor. Neden? Neden yapmıyorlar?
Çünkü saklanıyorlar hala. Yani o kadar büyük bir entrika döndü ki. O entrikadan sonra şu anda hazır değiller bunlarla ilgili verilecek cevaplara. Ne yaparız, ne ederiz? Çünkü o şekilde kapandığına inanıyorlar. Hı-hı. Ama kapanmadı. Yani bu iddia bu şekilde devam ederken kapanması söz konusu olamaz. O mezar, Yahudi bir aile... Müslüman mezarlığında. Evet. Ve 10 rakamı çok önemli Yahudilikte. Yani işte Yahudilerin 10 emri vardır ama o 10 emrin içerisinde insan öldürmemek gibi kurallar vardır. Yani buradaki kurallarla onların yaptığı birbirini tutmuyor tabii ki. Başka şeyler var burada. Kesinlikle başka şeyler var. Bizim de aklımızın almayacağı şeyler var. Bizim şu anda buradaki yargılayabileceğimiz tek bir konu varsa... Hepimizi ilgilendiren bu konudaki bu şaibenin açığa çıkma mecburiyetini hı hı. biz de yayıncı olarak dile getirmek zorundayız. Hepimiz için kanayan bir yaradır bu 14 yıldır. Yani artık kız çocukları bu olaydan sonra endişeyle insanlarla arkadaşlık kuruyorlar. Bu olayın arkasından sonra böyle bunun gibi bir sürü vahşi kadın cinayetine şahit olduk. Bu işin başını çekti arkadaşlar. Maalesef kadın cinayetleri hep çok yıllardır olan bir şeydi. Kas kuvvetiyle kadına şiddet uygulayan cani insanlar maalesef yok olmuyorlar. Tabii ki bunlara caydırıcı cezaların ivedilikle gelmesi de gerekiyor. O ayrı bir konu ama... Burada bu vahşi cinayetten sonra böyle kız çocuklarının kesilmesi, biçilmesi, asılması gibi çok iç acıtan haberler silsilesi arka arkaya geldi. Bu işin başını çeken olaydır bu. O yüzden caydırıcı bir karar çıkması adına ve bu işin Adalet Bakanlığı'nı bırakmadığını göstermesi adına bu mezarın acilen açılması lazım. Ve şu andan itibaren de yattığı iddia edilen Cem Gariboğlu'nun mezarının da artık kontrol altında tutulması lazım. Her an her şey olabilir. Evet. Dünkü programda Belarus'ta Cem Gariboğlu'nun Belarus'ta olduğunu, olabileceğini, öyle iddialar olduğunu söylemiştik ve dün programdan sonra bana çok sayıda mesaj geldi. Ayrı ayrı kişilerden mesaj geldi. Rusya'da bulunduğuna dair, Moskova'da bulunduğuna dair ve Moskova'da çok önemli bir mafya tarafından, mafyanın üyeleri, mafya teşkilatı tarafından korunduğuna dair bir mesajlar silsilesi geldi ve Moskova'da yaşayan Türkler Cem Gariboğlu'nun Moskova'da olduğunu yıllardır iyi bilirler diye de yazıyorlar. Moskova, 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 neden Moskova? Anne Tülay Makbule Garipoğlu cinayetten sonra evdeki kanları silmiş ve temizlemişti. Yani kanıtları ortadan kaldırma çabası içine girmişti anne. Babanın zaten cinayete katıldığı mahkemede tutanaklarda da var. Ve tabii ki Türk Polis Teşkilatı, adli kriminal teşkilatlarımız son derece gelişti. Dünyada ne uygulanıyorsa cinayetleri çözmek için Türkiye'de de ülkemizde de bu uygulanıyor yıllardır. Luminol isimli bir kimyasal var. Kriminal uzmanları cinayetin işlendiği yerde bu luminolu belirledikleri yerlere püskürtüyorlar ve eğer orada kan lekesi, silmiş kan lekesi varsa mavi parlak bir şekilde oradaki kan mavi parlak bir şekilde görülüyor ve bu şekilde de hem dünyada hem Türkiye'de pek çok cinayet, gizli kalabilecek cinayet olayı aydınlatılmıştı. Şimdi anne bu olayı gerçekleştiren, bu kanı temizleyerek cinayeti örtbas edeceğini zanneden anne bu olaydan sonra 13 ay Moskova'ya gitti ve 13 ay Moskova'da saklandı. Moskova'da gizlendi 13 ay. Oradan da görüşmeleri buradaki dostlarıyla, arkadaşlarıyla yazışmalara devam etti. Bunların hepsi dava dosyasında var zaten. Ya daha ne olması lazım ki? Ve delilleri karartma suçuyla normalde Türk Ceza Kanunu'na göre anne ve baba ceza almazlar. Kayırma suçundan kayırma diye bir şey söz konusu olmaz. Evlat olduğu için. Ancak delilleri karartırsanız Türk Ceza Kanunu'nda bunun karşılığı var. Ve anne 6 aydan 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandı. 3 ay cezaya mahkum edildi ve cezasını çekti. 3 yıla mahkum oldu. Şimdi Moskova'nın böyle bir... Anne içeri girdi mi? Girdi. Hı. Anne girdi, amca girdi. Suça ortak olmuş. Şirketin müdürü girdi. Şirketin işte şoförü girdi. Girdi. Şimdi Moskova'nın böyle bir şeyi var. Bu Cem Gariboğlu'nun cenazesinin Müslüman mezarlığı olan Karacaahmet'te olması da çok enteresan. Neden bir Musevi, bir Yahudi
aile evlatlarını, öz evlatlarını, çok sevdikleri bir evlatlarını ve bağlı oldukları dinin İstanbul'da arkadaşlar 8 tane mezarlık var. Yahudi mezarlığı İstanbul'da. Yani 8 adet Nakkaştepe'de var, Acıbadem'de, Arnavutköy'de, Hasköy'de, Kilyos'ta, Ortaköy'de, Şişli'de 8 adet. Türkiye böyle bir ülke. Biz azınlıklara her zaman kucak açmışız ve onlara her türlü sosyal görevimizi de yerine getirmişiz. Ta Osmanlı'dan beri, Osmanlı'dan gelen bir gelenek bu. 20 bin tane şu anda Yahudi mezarlarında yatıyor. Allah bizim şey inancımıza göre rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Ve neden Cem Gariboğlu eğer öldüyse aile bu kadar güçlü, bu kadar kültürüne, şeyine, örfüne adet bağlı bir aile gitsin onu Müslüman mezarına yatırsın. Orada yatan çünkü Cem Gariboğlu değil. Orada yatan onun yerine kiralanan dublör, joker. Cezaevine dün de söyledim, Cem Gariboğlu hiç girmedi ki Cem Gariboğlu cezaevinde intihar etmiş olsun. Onun yerine parayla, büyük bir parayla bir dublör kiralandı. Ona yüz ameliyatı yapıldı. Cem Gariboğlu'na benzetildi. Zaten avukat Efe Özdemir de yaş sorununu mesele yapmış. O teslim olduğu zaman Cem Gariboğlu'nun keşke avukat Efe Özdemir yaş sorununu mesele yapmasaydı da bu gerçekten o mu değil mi fiziki olarak bunu kovalasaydı keşke, belki daha o zaman aydınlatılırdı. Çünkü yaş sorununu mesele yapmasının nedeni avukat Efe Özdemir'in, eğer Cem Gariboğlu 18 yaşından büyük olsaydı müebbetle yargılanacaktı ve müebbet hapis cezası alacaktı. Belki de ağır müebbet ömür boyu çıkamayacaktı. Ama 24 yılla yargılandı çocuk olduğu için. 18'den aşağısı çocuk oluyor biliyorsunuz. Ve 24 yıl ceza aldı. Bence orada yatan zaten Cem Gariboğlu değil. Bir de bu okunmasın diye, diye üzerine çiçekle falan örtmüşler mezar taşını. Videoda da görüyoruz. Kapatmışlar okunmasın yani diye sağlık sorunu kapatmışlar. Şurada bu konu tekrar gündeme gelmişken, aile neredesiniz? Neredesiniz? Neden bir açıklama yapmıyorsunuz? Anne, senin de bir kızın var. Cem Gariboğlu'nun annesinin adını bilmiyorum. Annesi geçenlerde kızımız Tülay Makbule, ünlü bir oyuncumuzla yan yana fotoğraf çekildi. Gayet hayatınıza devam ediyorsunuz. Geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Bir evladın bir yuvayı yıktınız. Bütün Türkiye'yi yasa boğdunuz. Evet. Ve hayatınız gayet güzel devam ediyor. Gülerek fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Hani sizin vicdanınızın olmadığını zaten bütün Türkiye biliyor ama bu şaibelere, bu iddialara neden cevap veremiyorsunuz? Siz kimsiniz ya? Sizin arkanızda kim var? Neden bunların cevabını veremiyorsunuz? Bir anne olarak, bir yayıncı olarak, bir kadın olarak, burada bir sanatçı olarak size her kimliğimle soruyorum. Siz kimsiniz? Sizin arkanızda kim var? Öyle bir şey ki çıkabilirsiniz. Bu iddiaları yalanlayabilirsiniz, ispat edebilirsiniz ama bu kadar şaibeye, bu kadar çok delile sizin bu kadar rahat geziyor olmanızı sağlayan güç nedir kardeşim ya? Kimsiniz siz? Yahudi lobisi mi koruyor sizi? Paranız pulunuz yetmez böyle bir şeye. Kimi satın aldınız? O çocuğun mezarı niye açılmıyor? O kaybolan çocuk şu anda nerede? Bu kadar şaibe neden bu kadar açıkta kaldı? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu bir süre daha bir takım sebeplerden, bir takım ilişkilerden olayı geciktirdiniz ama Allah bunu yanınıza bırakmadı. Yıllar sonra ünlü bir oyuncunun yanında kızınız çıktı ve tekrar olay gündeme geldi. Ve o mezar açılacak. Gariboğlu ailesi, sizin o çocuğunuz mu değil mi? Bunu tüm Türkiye görecek. Buradan Adalet Bakanlığı'na da sesleniyorum. Lütfen hepimizin içini yakan bu davayla lütfen tekrar ilgilenin. Evet, yani devleti yönetenlerin bu konuya el atması lazım. Bu iş artık mahkemeler üstü. Mahkemeler diyor ki neden reddedildi bu şeyi, talep, mezar açılsın talebi. İlk başta bu kişi intihar ettiğinde savcı, cezaevi savcısı adli tıpa DNA testi yaptırmış. Bu ki ölen Cem Gariboğlu değil mi, o mu değil mi diye. Adli tıptan rapor gelmiş, ölen Cem Gariboğlu'dur. Biz güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Çünkü adli tıpta daha önce şaibeler yapıldı.
Kuruma saygımız sonsuz. Devletimize saygımız sonsuz. Ancak bazı çalışanlar her kurumun içinde olabildiği gibi orada da var. Ve bu ispatlandı. Hile yaptılar. Para karşılığı bilgileri değiştirdiler. Adli tıpta oldu. Bu sperm olayını hatırlayın. Bir o yüzden toplumun inancı yok. O kişiyle ilgili DNA... Diyor ki işte ilk önce başvurduğu Epe Özdemir'in, avukat Epe Özdemir'in başvurduğu savcılık cevap olarak mezar açılsın talebine cevap olarak birinci talebe cevap olarak zaten adli tıp DNA testi yapmış intihar edenin Cem Gariboğlu olduğu orada yazıyor diye reddetmiş. Sulh ceza hakimliğine başvuruyorlar ikinci olarak aynı gerekçeyle tekrar reddediliyor. Evet. Üçüncü olarak da yeni reddedildi daha önceki gün. Adalet Bakanlığı'nda şimdi Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklar. Yani bu kayıtsız kalabileceğimiz bir konu değil. Yani mümkün bu, değil. Yani bu durumu önemsiz gören ya da ölü taklidi yapan insanlar kendi kızının ya da kardeşinin başına gelse ne tepki verir çok merak ediyorum. Maalesef bazı kişiler bunlar amir, müdür mertebesinde de olabilir, çalışan mertebesinde de olabilir. Saygın kurumlarımızın ismini lekeliyorlar ve bu davada lekelemişler. Maalesef. Bunlardan dolayı insanlar güvenmiyorlar. Bu şaibeler, evet, farazi iddialar değil. O koğuştaki çocuğun yok olması aynı dönemde. Cem Gariboğlu'nun Rusya'da görüldüğünün iddia ediliyor olması, birçok mesaj geliyor bu konuyla ilgili, hepimizin sosyal medya hesaplarına geliyor, kanalımıza geliyor, Cem Gariboğlu'nun Belarus'ta görüldüğüne dair iddialar var. O koğuş arkadaşının Zübeyir neydi soyadı adamın? Zübeyir Aslan'ın ortadan kaybolması, kimsesiz olması iddiaları zaten. Bir şey daha söyleyeceğim, bir dakika bunların önemli konu mu var masamızda? Hayır. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu söylemek benim görevim yahu. Ben gazeteciyim, araştırıyorum arkadaşlar. Müslüman mezarlığında Yahudi'yi nasıl yatırırsınız ya? Musevi mezarlığı, Yahudilerin Musevi mezarlığında olması gerekmiyor. Kendi inanışlarına göre. Müslüman, cenazenin yüzü Müslümanlarda kıbleye bakar. Öyle değil mi? Müslümanlarda yattığı zaman başını hafifçe çevirirsin. İçin tabii kan ağlar ama şekli onun, farklı. İçin kan ağlar ama o yatan senin canındır. Onun yüzünü kıbleye doğru, Mekke'ye doğru çevirmek gayretinde olursun ve çevirirsin. İnancımız bu şekilde. Halbuki Musevilerde ise batıya bakar. Cenazenin yüzünü batıya çevirirler. Daha bunu geçtim. Mezarlar batıdan doğuya hazırlanır. Musevilerde. Pardon, Müslümanlarda batıdan doğuya. Musevilerde ise kuzey-güney doğrultusunda hazırlanır. Sen baba, sen anne bilmiyor musun Cem Gariboğlu evladınızın Musevi mi Müslüman mı olduğunu da götürüyorsunuz Müslüman mezarlığına yatırıyorsunuz. Ya buradan da belli garabet, orada yatanın sizin için öneminin olmadığını. Bunlara cevap, evet, bekliyoruz Gariboğlu ailesi. Yıllar geçti ama Türkiye bunu unutmadı. Şimdi bu soruların cevabını sizden bekliyoruz. Artık bu paniği atlattınız, konuyla ilgili yapacağınızı yaptınız. Hadi biz yanılıyor olalım ya. Gerçekten oğlunuz gururlu olmuş olsun, yaptığı vahşetten pişman evet, olmuş olsun ve gerçekten kendini inşallah öldürmüştür. Bunlarla ilgili de bizi artık aydınlatın Gariboğlu ailesi. Yani içimiz bir türlü soğumuyor gerçekten. Mümkün değil soğuması. Gelişmeleri zaten de yine geldikçe zaten izleyicilerimize de paylaşacağız. Bu